Bana her zaman Kemal abi diyebilirsin. Bay Kemal de diyebilirsin. Hiçbir endişem yok. Neden? Bu kardeşiniz bu ülkenin sorunlarını çözmeye talip. Çözeceğim. Kim ne derse desin bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki akıl olsun. Efendim paramız yok. Para var efendim. Niye paramız yok? Bir ayda 128 milyar dolar nereye gitti? 128 milyar dolarla bütün köylerin altyapı dahil bütün sorunları çözülürdü. Nereye gitti bu para? Biliyor musunuz? Hayır. Ben de bilmiyorum. Merkez Bankası Başkanı da görevden alındı. Sen bunu nasıl araştırırsın diye. Kime ait 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin parasıdır o para. Hepimizin parasıdır. Merkez Bankası devletin bankasıdır. Orada 128 milyar dolar para vardı. Bir haftada eridi gitti. Kim aldı? Herhalde muhtarlar aldı. Kim aldı Allah aşkına bu parayı? Esnafa soruyorum. Yok efendim diyor, dalga mı geçiyorsunuz? Emekliye soruyorum. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ne 128 milyar dolar? Bir dolar bile almadı. Memura soruyorum. Hayır. İşçiye soruyorum. Hayır. İşsize soruyorum. Hayır. Sanayiciye soruyorum. Yok efendim diyor. Kim aldı? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunamayanlar ülkenin kalkınmasına katkıda bulunamazlar. Her bir vatandaşımız için geçerlidir bu. İster muhtar, ister çöpten kağıt toplayan vatandaş. Önce burada anlaşacağız. Kayınpeder damat bir oldular, Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları buharlaştırdılar. Daha dün açıklandı. 2 Nisan itibariyle Merkez Bankası'nın döviz kasasında 45 milyar dolar açık var. Kasada para kalmamış, yetmemiş, üstüne bir de 43,5 milyar dolar borç yapılmış. Bugün Türkiye'nin durumu benzer ekonomilerden daha kötüyse, kırılgan ekonomiler içinde Türkiye en başa güreşiyorsa, bunun en önemli sebeplerinden biri de bu. Dışarıdan para gelmediği zaman kasada da para yok. Her şey alt üst oluyor. Bu arada 128 milyar doları soran bürokratın başı da gidiyor. Önceki Merkez Bankası Başkanı buharlaşan 128 milyar doların hesabını bir araştırın deyince 132 günde koltuğundan oldu. 128 milyar doların akıbeti araştırılmasın diye başkan değiştirildi. Yetmedi, başkan yardımcısı da değiştirildi. Şimdi de para politikası kurulu üyeleri ve banka meclisi üyeleri de değiştiriliyor. Anlaşılan 128 milyar doları buhar edenler arkada iz bırakmamak için mıntıka temizliği yapıyor. Bu da ancak Afrika'daki darbe rejimlerinde olur. Peki bu darbenin sorumlusu kim? Tabii ki Erdoğan'ın şahsi hükümeti. Ama milletimize sözümüz söz. Ne yaparsanız yapın. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu 128 milyar doların ne olduğunu sormak, sorumlularını da yargı önüne çıkarmak. Çünkü o rezervlerin her bir sentinde tüyü bitmedik yetimin hakkı var.